O maçtan önce bizim o maçı %100 kazanmamız gereken bir karşılaşma olduğunu çok iyi biliyorduk. Çünkü kaybettiğimiz takdirde veya berabere bile kalsak Fenerbahçe'nin kazanması durumunda biz şampiyon olamıyorduk. Bütün yılın emeği gerçekten hibe olacaktı. Şimdi şöyle bir şey var. Biz de bu sezon, o sezon daha doğrusu gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptık takım olarak. Galatasaraylılığının ne olması gerektiğini gerçekten herkese, hem taraftara hem yönetime hem hocaya, herkese gerçekten gösterdi. Çünkü gerçekten futbolcu olarak biz antrenmanımızı yaptık. Belki o dönem maddi olarak çok fazla destek alamadık çünkü krizlerden dolayı. Ama biz sonuna kadar giymiş olduğumuz formanın hakkını verdik. Ve o günkü maçta bizim bu zamana kadar vermiş olduğumuz emeğin karşılığı olabilecek bir karşılaşmaydı. Tabii ki derbi havası, deplasmanda olması, taraftarların çok fazla olması bizim için hep olumsuzdu. Ama herkes bir şeye inanmıştı o gün gerçekten. Aslında öne geçebilecek bir maç başladı ve çok da iyi başladık. Öne geçebilecek bir penaltı kazandık ama penaltıyı atamadı. Necati direkten döndü! Direkten döndü! Galatasaray penaltıyı kaçırdı! Sonra Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ve ikinci yarının başlangıcında ben ısınmaya kalktım. Cihan, Tümer aldı. Tümer ceza sahasında. Tümer kaç karşıya. Tümer attı! Tümer attı! Beşiktaş 1-0 önde. Tümer attı! O dönem kale arkasında, deniz kenarı kale arkasında ısınırken bizim taraftarlar da orada duruyordu. Tabii herkes suskun. Ben iyi bir şekilde ısınmak hala böyle bir şey vardı yani benim içimde. Yani hani şimdi bunu şu an konuşmak belki hani ya hadi canım falan diyebilecek bir sürü insan olabilir ama sonuçta sonuna kadar, son saniyeye kadar biz elimizden geleni yapalım. Olmayacaksa Allah'ın takdir eder, geçer giderdik yani. Ben de ısınırken gerçekten o niyetle ısınıyordum. İnşallah Allah'ım girerim, bir şeyler yaparım, güzel şeyler olur falan filan diye. Girdim, oyuna girdim ve hemen yaklaşık 5 dakika sonra mı artık bilmiyorum, 6 dakika sonra da olabilir. Bir pozisyonda karambolde böyle tam Saša Ilić topa vuracakken ona İngilizce bırak dedim. Tekrar Ilić aldı. Yerden gol! Hasan Kabze! Hasan Kabze! O an zaten ben tamam dedim yani hemen gideyim alayım topu. Topu gidip almam. Orada en azından dönerken hatta taraftara hadi demem, onları da biraz olayın içine katmam. İşte bütün herkesin bir anda tekrar yani umutlarını yeşertmek gerçekten güzel bir duyguydu. Ama bitmiyordu bizim için. Sonuçta 1-1 bitsek biz yine şampiyonluğu kaçıyorduk. Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Ama Allah da nasip etti. Sonrasında iyi oynadık. Beşiktaş kadrosu çok iyiydi o dönem. Bizim de iyiydi ama Beşiktaş'ın da gerçekten çok önemli isimler vardı. Vallahi yani şöyle söyleyeyim. O top oraya düştüğünde ben Allah ne verdiyse vuracağım dedim yani. Ben normalde açıkçası ceza sahasının dışından çok fazla gol atan oyuncu değildim kariyerim boyunca. Yani o top oraya düştüğü an tutabilirdim ama dedim ki vuracağım bu sefer yani. Top gittiğini gördüğüm an ben zaten direkt koşmaya başladım taraftara. Hasan Kabze gol! Hasan Kabze! Hasan Kabze topu alana gönderiyor. Duraklama anlarında Hasan Kabze gecenin flash ismi oluyor. Attığı golle taraftarına koşuyor. Isınırken taraftar susuyordu. Ve bu beni gerçekten üzüyordu. O yüzden direkt onlara koşmak istedim. Ben zaten koşarken herkes böyle orada böyle karınca böyle misali herkes böyle hareketliydi. Ben direkt gittiğimde böyle onlarla paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten taraftar çok önemli. Bir oyuncu için, bir takım için inanılmaz güç yani. İyi anlamda da kötü anlamda da ama o gün onlarla olan bir sinerjim vardı benim. Zaten her zaman ben Galatasaray'a geldiğim günden son ayrıldığım güne kadar başka takımlarda oynadık. Gelip Galatasaray'la tekrar maça çıktığımda onların desteğini her zaman görüyordum yani. Çok iyi bir iletişimimiz vardı benim Galatasaray taraftarıyla. O maçta da işte direkt onlara gidip yani evet biz varız dedim yani. Hani son haftada olacağız yani bir şekilde. O umut çok daha büyük olmaya başladı. Fenerbahçelilerin tabii ki demoralize olmuş olması bizim için çok daha iyi oldu o maçta. Çünkü onlar da deplasmanda oynuyorlar veya içeride oynuyorlar galiba. Bizim son haftaya taşımamız çok daha iyi oldu. Çünkü içeride oynuyorduk. Onlar deplasmanda oynayacaklardı. O yüzden oraya gittiğimde taraftarlarla beraber çok güzel bir sevinç yaşadık. Zaten santrası olmayan Ender
gollerden bir tanesiydi. Sonrasında maç bitti, tekrar çağırdılar, tekrar gittik, tekrar güzel şeyler yaşadık orada. Onlarla beraber türküler söyledik, işte tezahürat ettik. Sonrasında da son haftaya bıraktık işi yani. Benim için Galatasaray kariyerimde özellikle bir birinci maçımı unutmuyorum hiçbir zaman için. Bir de işte bu Beşiktaş maçını hayatım boyunca da unutmayacağım. Çok mükemmel bir geceydi benim için kariyerimde. Zaten maç bizim için artık yani vur kır parçala maçı. Yani hani bu tam tezahürata uygun bir maçtı. Biz çok iyi başladık. Bir anda böyle işte direklerden toplar dönüyor falan filan. O sırada biz zaten gol attık, 2-0 oldu, 3-0 oldu falan, rahatladık biz ama dediğin gibi yani bizim bu maçı kazanmamız hala yetmiyordu yani. Maç içerisinde sürekli yan taraftan biz kaç kaç 0-0, kaç kaç 0-0 sürekli bunu duyuyorduk zaten yani. Çünkü yetmiyor yani. Sen ne kadar kazanırsan kazan, onların kaybetmesi lazım. Bir de geç başladı orada, bir şeyler oldu. Hayatımda ilk kez bu kadar uzun bir karşılaşmanın uzatıldığını gördüm. 16 dakika. Maç bitti. Biz şampiyon olduğumuzu düşünüyoruz ama maç oynanırken bir uğultu koptu. Ya ne oluyor dedik yani hani. Bir anda herkes işte 1-0 maçı bıraktık biz zaten. Atmosfer Ali Samiyen'de, Denizli'den gol haberi gelince Ali Samiyen'de herkes maçı bıraktı. Yani bütün herkes sevinmeye başladı. İşte uğultuyla beraber şaşkınlık, herkesin yüzünde bir şaşkınlık ifadesi vardı. Böyle çok acayip bir duyguydu çünkü o maç öyle bittiğinde bütün yılın emeği, siz şampiyon oluyorsunuz yani. Bu inanılmaz bir şeydi yani. Biz maçı bitirdiğimizde çok sevindik çünkü maç bitiyor. Bitti, o ne fazla orası 2-3 dakika sonra biter. Bir baktık 16 dakika. Ama herkes yani stattaki bizim dışımızdaki herkes, işte radyodan dinleyenler, televizyondan sonra da izliyorum ben onları. Ağlayanlar, bir köşeye geçilmiş kafasını, ellerini kafasının arasına almış bekleyenler. Biz gittik, saha içerisinde, stadın içerisindeki küçük televizyonlardan maçları izliyoruz. Herkesin bir heyecanı son, yani inanılmaz dakikalardı. Ve ben o dakikalarda gerçekten yani Galatasaray takımda oynamak belki de hayatımda en çok isteyeceğim şeydir yani. O formayı giymişim, o formayı oynamışım. O maçtan galip çıkmışız ve şampiyonluğu bekliyoruz ve kime sorarsan sor, o yaşlardaki olan herkes hiçbir zaman için bu 16 dakikalık mevzuyu unutmaz. Biz de son dakikaya kadar, son saniye kadar karşı takım Fenerbahçe'nin yenilmesi için çok gol kaçırıyordu çünkü yani. O kadar heyecanlıydık o 16 dakika. Sonrasında zaten ana baba günüydü, stadın içi, sahanın içerisi, maç biter bitmez. Bütün herkes içeride, meşaleler yakılmış, herkes omuzlarda. Yani herkes bir deli bir çılgınca sevinç vardı. İnanılmaz bir geceydi bizim için yani o gün.